Serdar Aziz gelecek. O geldikten sonra stoperler ne olacak? Belli değil. O belli değil ama hocanın eli rahatlayacak. Niye? Zalay'dan veya Hendrik'e'den birini de dinlendirme şansı olacak. Üç Türk'te de bir kolaylık sağlayacak. Tabii hocanın elinde üç tane şu an Hendrik'e ile çok güveniyor. Serdar'a da çok güvenecek. Ben Serdar'a güveniyorum. İnanıyorum iyi bir futbolcu. Luan Perez'in de bazen formsuzluğunu öyle telafi edecek. Orta saha Crespo'yla ile Arao ile orta sahada ideal bir ikili buldu. O ikilinin üzerinde... Mümkün dönecek. olabildiği kadar değiştirmemeye çalışıyor. Oraya Mert Hakan'ı daha fazla o ikiliye monte etmeye çalışıyor. Son dönemde Saiz yok. Onun nedenlerini bir araştırmak lazım. Onu sorarız. O o ikiliye. Şimdi Mert Hakan İrfan aynı anda döndüler. Döndükleri andan itibaren ikisini de kullanıyor her maçta. Ama İrfan'ı iki maçta 11'e de koydu. İrfan bakıyorum performansı da iyi. Sağ taraftaki önde 2-1 yani önde 3'te oynadığı zaman evet. İrfan sağ tarafta formanın e, önemli oyuncularından biri olacak gibi. Ahmet abi bir 8 gibi. dakika reklam arasına çıkalım. Tam 8 dakika sonra devam edeceğiz konuşmaya. Evet değerli seyircilerimiz Zahmet Akçan ve Serdar Sarıdağ ile söyleşimiz devam ediyor. Şimdi hocam tabii e, Serdar da ifade ettiği gibi sen de çok da güzel anlattın. E, derbilerin favorisi olmaz. Hiçbir zaman da olmamıştır. Serdar kağıt üstüne baktığında daha erken biliyorum ama seyirci avantajı Beşiktaş'ın. İşte bazı oyuncu Delale'nin ve Gezal'ın da oynama ihtimalini göz önünde bulunduracak olursak iyi bir ucum attı iki takım. Evet. Bol gollü bir maç olur diyor musun? Söylüyor musun? Bunu yoksa önlem alır mı takımlar birbirine? Aman bu derbi büyük maç. Kaybetmeyelim. Ne olur ne olmaz. Diyen taraf olur mu sana göre sence? Yani ben çok kestiremiyorum ya. Bol gollü olur mu yoksa çok mu gol e, sıkıntısı olur? Ben bir cümle Hiç söyleyeyim. Hiç kestiremiyorum. Mi? Aslında bol gollü olması gereken bir maç. Serdar'ın işini belki kolaylaştı. İki, İki savunmada sanki böyle çok oturmuş savunmalar değil gibi duruyor. Eksikler var benim kendi <laughs> görüşüm. Jesus o klasik geride bekleyeyim, gol yemeyeyim zihniyetiyle oynayan biri değil. Değil. Bence Beşiktaş stadında yine maçı kazanma adına önde baskılı bir oyun oynayacak bence. Fenerbahçe'nin böyle oynayacağını varsayarsak ki buna kesin inanıyorum. O zaman Aykut'un sorusuna cevabın ne olur? E doğrusu, Beşiktaş nasıl oynar o zaman? Sıkıntı yaşar. Yani o zaman gol olur mu? Fener önde oynuyor, basıyor. Evet. Geride alan bırakmış. Beşiktaş Fenerbahçe gidecek. önde oynayabiliyorsa, o evet. imkanı bulabilmişse Evet Beşiktaş karşısında ve Beşiktaş bunu engelleyememişse zaten ilk golü Fenerbahçe atar. Hmm. Şimdi savunmayı o, değil. bulabiliyor mu? O bulacak mutlaka. Bulur. Çünkü neden? Ya Ankara gücü bulmuş, İstanbul Spor bulmuş, Fenerbahçe niye bulmasın? Hayır, o da şu. Fenerbahçe hem... O açıkları verirsen bulur Fenerbahçe. Fener... Jesus Fenerbahçe'de şu ana kadar taktik yönden harika işler yaptı. Bu takımı daha da geliştirecek. Peki ben sana soru sorayım. Jesus oyuncularına, 3. bölge oyuncularına özellikle, evet. İyi şut çeken oyuncularına... Evet. Kaleyi gördüğünüz anda şut çekin der mi? E zaten diyor. <laughs> zaten diyor. En çok diyen o. Der Tabii. mi der. <laughs> Tabii. Adam zaten onu bir söylüyor kafada. Evet. Ya kaleci sorunu ayrı. Şimdi şunu diyeceğim. Fenerbahçe <laughs> önde oynayabilecek. O zaman şutu çektirmeyecek Valerian İsmail. Ee, şimdi şutu çektirmemek için orada kalalım. İki yol var. Bir, şutu çekecek adama o topu attırmayacak. Demek ki daha orta sahada baskı yapacak. Top Fenerbahçe yarı sahasındayken baskı yapacak. İkincisi olası bazıları o topları atarsa da Fenerbahçe'nin öndeki adamlarından önce o topu alacak ve onlara vurdurmayacak. İlk yumruğu sen atacaksın. Böyle bir rakip de oynuyorsa. Senin ilk yarım saatin çok önemli. Hatta ilk 20 dakika. Şimdi Valer İsmail için söylüyorum. Fenerbahçe gibi takımla oynuyorsan ilk yumruğu sen atacaksın. Sen kulübesi güçlü beklersen, olan beklersen oralara gelirse zaten Önemli oyuncular var Fenerbahçe'nin biliyorsun hocam. İyi şut çekebilen. Ben mesela hani İrfan Can'ı bu maçta ilk 11 e oynatırsa ben şaşırmam. Hmm. Buyur buradan yap. Şimdi Çünkü benim iyi şut çekebilen bir adam. Var. Hayır, şuttan ziyade oyun bölgesi bu maçta benim için çok önemli. Teknik adamlıkta en önemli konu senin en iyi bildiğin işi yap. Neyi biliyor? Hangi yemeği biliyorsan onu yapacaksın. Bilmediğin bir yemekle hiç zaman kaybetmeyeceksin. Üçlü oynatmışsın. Fenerbahçe üçlüden ziyade değil. Bak oyun anlayışından bahsedeceğim. Üçlü dörtlü değil. Fenerbahçe rakip kaleye yakın oynamayı çok iyi biliyor değil mi? Zaafı nerede? Stoperleri orta sahaya kadar çekiyor. Arkada büyük bir boşluk var. O defans arkasına arasına oynanan toplarda Fenerbahçe'nin zaafı var. Beşiktaş'a bakıyoruz. En iyi oynuyor dediğimiz maçlarda Yine önde oynayan bir Beşiktaş, önde baskı yapan bir Beşiktaş. Beşiktaş ne zaman geri çekiliyor, orada sıkıntı başlıyor. Şimdi Ama bu şu tabii demek. iki takım da iki gol attıktan sonra, üç gol attıktan sonra geriye çekilmen bir sıkıntı değil tamam topu bırakırsın da. Beşiktaş'ta o da sıkıntı. O da sıkıntı işte. Umutlu buradan Alanya'da 3-3 oldu. <laughs> ya onu diyorum hocam normalde <laughs> sıkıntı olmaması lazım. Neden senin oyuna sonradan giren oyuncuların sezon başından beri Burada oyuncuları suçlamıyorum tabii. Sonradan giren oyuncuları suçlamıyorum. Ama sezon başından beri şu ana kadar 7. haftayı geride bıraktı. 7. haftanın sonuna kadar katkısı herhalde bir asist. Ya bir İsmail Hoca ile ilgili bir şey söyleyeyim. Öyle gözüküyor. Öyle bir katkın yok. Ya işte dedi espri yapmayacağız dedi ama ben öyle bir söz vermedim. Bir espri yapayım. Hoca öne geçtikten sonra yakalanmaktan çok korkuyor. Hocanın korktuğu da başına geliyor. <laughs> Daha Hoca gene geçince ee bak diyor. 3-0 oldu. yine 3-3 olacak. Bütün takımı geri çekiyor. Geçenlerde kim söyledi? Yak, ya yakalanıyor. Ya 5. için yarıda yapması gereken şey geçenlerde onu biri söyledi de işte bak. espri oldu. Eee Ne dedi? Hocayı değiştirin dediler. <laughs> <laughs> Tabela kalkacak İsmail İsmail. Haldun abi. Aldın abi. Aldın da maç. 60'tan sonra da hocayı ha, değiştirin. Sevgili aldın. abi, abi söyledi. Te, tebrik ederim güzel bir espri oldu. Tespit. Tabela kalkıyor Valerian İsmail. <gülüyor> İsmail, İsmail. <gülüyor> hocayı değiştirmek Şimdi, lazım. Şimdi demek ki iki takımın da güçlü yönleri önde oynamaları halinde. Bu şu demek. Beşiktaş oyunu önde oynamaya çalışacak. Fenerbahçe önde oynamaya çalışacak. Şimdi önde oynamak demek, önde baskı yapmak demek. Demek ki iki takımın da geriden oyun kurmaları şu an çok iyi değil. Jezus'ta söyleyeceğim oydu. Bak 2-3 ay sonra geriden oyun kurmayı da harika yapan bir Fenerbahçe göreceğiz. Ama henüz daha o derslere gelmedi hoca. O yüzden direkt çıkmayı tercih ediyorlar. Sıkıştılar. Baskı yememek için uzun topla çıkıyor iki takımda. Direkt hücumlara, hücumları tercih ediyorlar. O yüzden bence tempolu bir maç olacak tempolu bir maç demek, heyecanlı maç demek, rakip kareye yakın olmak demek, gol pozisyonunun daha fazla olması demek. Senin sorunda İnşallah iyi çok de bir Çok gol olur mu? Bence i̇yi. de Hocam, yani iyi de bir iyi. hakem olur da şöyle e, çok da oyun durmaz.